Merhaba arkadaşlar, Şen Tasarımlara hoş geldiniz. İki defadır farklı bir tasarımla karşınızdayım. İçeriğimiz tasarım olduğu için zaten başlığımız da Şen Tasarımlar. Ne kadar moda ile ilgili olsam da arada bu tür paylaşımlar da yapmak istiyorum sizinle. Geçen gün dolabı düzeltiyordum. Bu tekstiller geçti elime, İngilizce notlarım. Tam balkona götürdüm, atacağım sırada da bunları değerlendirmeye karar verdim. Evimizin olmazsa olmaz bir eşyası Nihale tencere altlığı yapmaya karar verdim. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü hepimizin evde ihtiyacı. Ve Nihale yapacağız bugün. Arkadaşlar, önce kağıtlarımızı ikiye ayırmakla başlıyoruz. Bu şekilde ikiye ayırıyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde epey bir kağıt hazırlayın. Şişimizi şöyle bir ucundan kağıdımızı yuvarlayıp şöyle kıvırıyoruz. Bu şekilde yuvarlayarak şöyle. Bakın. Elimle işaret parmağım ve baş parmağımla sıkıştırıyorum. En son bunu tutkalla yapıştırıyoruz. Bu şekilde hepsini hazırlayın. Epey bir hazırlayın. 15-20 kadar olsun. Sıkıştırıyorum parmağımla, işaret parmağım. Ve şöyle bakın. Sıkıştırıyorum. Tutkalla yapıştırıyorum sonunu. Sabitliyorum açılmasın diye. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazırladım. Şimdi başlıyoruz. Yalnız başlamadan önce bu çubukları ben şöyle düzleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar, önce silikon tabancamızla başlama noktamızı yapıştırıyorum. Sıkıştırıyorum iyice. Sabitliyorum sonunu. Evet. Şimdi bir tane daha alıyorum. Şöyle. Dikkat edin, elinizi yakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay. Bu şekilde silikonla yapıştırıyoruz. Arkadaşlar, mahallemizde inşaat var ama çekimlerimize devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. İsterseniz bu noktadan sonra kareye de çevirebilirsiniz. Ama ben bunu bu şekilde yapmaya karar verdim. Arkadaşlar, nihalemizi tamamladık. Şimdi bunu boyayacağız. Elimde böyle boyalarım vardı. Akrilik boyayla boyayacağım. Yuvarlak boyamaya karar verdim. Evet arkadaşlar, çalışmamız bitti. Bu şekilde vernikledim. Arkasını boyamadım. Bir tane daha çalıştım. Onu da kare şeklinde. Bu şekilde. Böyle. Siz de bunun değişik boyutlarda, daha küçüklerini bardak altlı olarak sehpalarda kullanmak için çalışabilirsiniz. Üzerine değişik boyalarla şekiller de verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu çalışmamızın sonuna geldik. Şen Tasarımlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.